istiyorum izin verirsen. Estağfurullah. Şimdi enflasyon hedeflemesi %36 değil mi? 2024. Doğru. Tahminimiz öyle. Tahmin o. Bunun da tutacağını, ona da güvenimiz, sözel de yönlendirilmiş olduğumu da düşünerek gidiyoruz. Fakat enteresan bir şey daha var bu işte çıktı açıdan yola gelerek Hı. ne diyoruz biz? Bu senenin işlerini değil de gelecek senenin işlerine bakalım. Bu senenin gayri savunmillahsına değil önümüzdekine bakalım. Ücretlendir, ücret artışlarında da gepeklenti enflasyonuna göre yapalım. Bu bir. Gaye Erkan diyor ki ondan yola çıkarak Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesiyle yola çıkarak büyük ihtimalle ücretler 36 civarında olması gerekiyor ki bizim program yürüsün. Hani enflasyonun bir şekilde maliyet. Ama bir taraftan köprü zammı ve 75. 72 75 civarında Cumhurbaşkanının da bir fikri var. O da önümüzdeki dönemde. Ama erteledi Şeref abi. Tamam işte, erteledi ama kulaklarımız ona hazır. Mesela ben şu anda Osmanlı Gazi Köprüsü'nden birkaç kere geldim. Her ya, geçişinde bir böyle içinciz ediyor na, mu? Yılbahşı. Yılbaşından sonra sevgili, ne olacak bu diye? Uça bu Türk Hava Yolları'nda bir sıkıntı oldu ya. Evet. Ben Denizli'deyim. Saat gece 20'de uçağım var. Zaten iflam kesilmiş, konuşmuşum, etmişiz herkes gibi döneceğiz. Abi haber, e, kulakları çınlasın. Yahya üstüne aradım. Ya ne oluyor dedim. Abi dedi bir sorun var büyük ihtimalle uzayacak falan. E, ne yapacağız? Şimdi sabahleyin de yayına gelmem lazım. E, bu sefer tuttuk şey yaptık. E, bize bir araba ayarlayın dedik. Ya arabaya bindik. İnan gece ikiye kadar. Ya oluk oluk para para ver para ver para ver para. Ya özellikle Osman Gazi Köprüsü'ne gelene kadar bir kere bir servet bıraktık oraya. <laughs> Ondan sonra da işte... Hmm. ...Kuzey Marmara'dan gitmeye kalktık... ...aman Allah'ım o Kuzey Marmara değil mi... Kuzey, e, ...kutup rüzgarları esiyor... ...19 lira, 22 lira, 25 lira falan filan... ...yani uçak parasından... ...daha fazla bir parayı yollara gömdük... ...bu ne kardeşim neyse... ...bu çerçevede benim kafamda... ...önümüzdeki dönemde... E, ...geri alınmış olan... ...yüzde 75 var... ...şimdi bu da eğer ben... ...ücretlerim yüzde 36'ya göre... ...fakat büyük ihtimalle... Etiketler de %75 olacaksa ki onun da bir bakıma göstergesi. Şöyle bir tablo beni bekliyor. Önümüzdeki dönüm ücretler %36, 36 kilometre saatle hızla giderken kimin arkasından koşacak? %75 kilometre hızla giden etiketlerin arkasından 36 kilometre süratle giden ücretler yetişecek mi yetişmeyecek? Bu zaman bu enflasyonla mücadeledeki bütün külfet galiba yine çalışanların sırtına gelecek. Ne dersin? bu söylediğin olursa kesinlikle haklısın Şeref abi. Ama ben 36 ile kalmayacağını düşünüyorum. Seçimler var Mart ayında. Öyle beklenen enflasyona göre bir zam bence kabul edilmez, yapılmaz. çünkü bir taraftan da enflasyonuna karşı ezdirmeyeceğiz söylemi var. Sen çok güzel bir şey söylüyorsun. Ya bu enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz söylemini bırakıp enflasyonu ezsek daha güzel olmaz mı? Umarız başarırız. Doktora dönelim mi? Lütfen çok iyi olur. E sizleri bir kez daha kavuşturayım ben.